Efendim merhaba. Evet, haftanın son iş günündeyiz. Ayrıca seçime de tam 1,5 gün diyelim kalmış durumda. Biz son programı gerçekleştireceğiz bugün, detay programını. Ve tabii gündemimiz pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Şimdi hep söylüyorum, pazar gününe yoğun bir çalışmamız var. Sabahın ilk saatlerinden gece yarısına kadar yoğun bir canlı yayınlar programı hazırlıyoruz Diyalog TV'de ve an be an saat 6'dan sonra tabii YSK'nın gördüğü çerçevede mutlaka en hızlı şekilde de sizlere aktaracağız sonuçları. Yorumcularımızla burada olacağız yine bu stüdyolarda. Ayrıca grafiklerle de ilgili çok güzel bir hazırlığımız var. Tüm adayların olduğu yerlerden canlı yayınlar yapılacak. O yüzden dolu dolu bir içerikle ilgili hazırlanıyoruz bir taraftan. Öte yandan da tabii ki asli işimiz olan gündemdeki gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Tabii son haftaya girildikten sonra tüm programları Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerine yaptık. Çeşitli siyasi partilerin başkanlarını geçtiğimiz haftadan bu yana genel sekreterlerini burada ağırlıyoruz. Bugün de Birleşik Kıbrıs Partisi Başkanı İzzet İzcan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Aytuğ Bey. Evet, son dönemece girdik ve artık başka da bir şey konuşmuyoruz. Sokakta da, insanlar da hani o son günlerin artık kim ne olacak, ikinci tura kim kalacak? En çok da galiba konuşulan konu budur. O kalacak, bu kalacak. İlk defa bu kadar ne bileyim öngörülerin çok alternatifli olduğu diyeyim. Neyin nasıl şekilleneceğinin çok fazla bilinemediği ve anketlerin bile çok farklı sonuçlar verdiği bir süreci yaşıyoruz. Tabii siz bu noktada Tabii, tarafsınız. tarafız. Bir tarafı temsil ediyorsunuz burada ama nasıl bir, yani bu kadar yıldır seçimlere giriyoruz. Ben galiba, tabii siz bana göre çok daha tecrübelisiniz en azından şey olarak ama ben en Estağfurullah. azından bu denli bir Cumhurbaşkanlığı yarışı çok da hatırlamıyorum. Böyle en azından iki aday vardı işte, birinden biri kazandıydı, şuydu bu, onlar tamam ama ilk daha bu kadar böyle öngörülerin karışığı bir seçim süreci yaşıyoruz galiba. Evet, yani farklı olan özellikleri var bu seçim sürecinin. Biri, en önemlisi toplumda bir sessizlik, sakinlik, soğukkanlılık, renk vermeme. İkincisi adayların kendi arasında öne çıkan 3-4 adayın yarışması. Yani ve güçlü kampanyalar yürütmesi. Daha ziyade geçmişte iki aday öne çıkardı ve iki adaydan biri de kazanırdı. Yani Sayın Rauf Denktaş'ın taraf olduğu seçimlerde herkes bilirdi ki Sayın Denktaş favori olarak seçime girmiştir. Ondan sonra da iki adaylı bir yarış gerçekleşti Sayın Eroğlu ile Talat arasında geçmişte. İki defa. Şimdi öyle değil. Şimdi öyle görülüyor ki toplumda da bir olgunlaşma var. Kampanyalar çok daha düzeyli. Sokakta kavga kalaba yok. Ya. Temiz. Bu Yani açıdan önemli, o güzel gelişme. güzel ve soğukkanlı bir yapı ve adaylar ellerinden geldiğince kitleyle buluştular ve erken de buluştular. Yani bir de diğer özel farkı bu kampanyanın diğerlerinden, Ağustos'tan başladı bu kampanya. Evet, Sayın Akıncı biraz erken girdi. İyi de etti. İyi de etti. Biz de bu kampanyadan hala öğreniyoruz, bu kampanyalardan tecrübe ediyoruz. Öne çıkması, ilk salon toplantılarını yapması, adaylığını ilk açıklaması, manifestosunu ilk açıklaması, mitingini bile ilk yapması Sayın Akıncı'yı da önemli bir miktarda öne fırlattı. Ben bunu görüyorum, izliyorum, yaşıyorum. Çok seçime girdik çıktık, bu net görünüyor. Dolayısıyla daha 48 saat var. 48 saat gibi bir zaman var. 24 saat çok uzun bir süredir seçimde dedi Michael Foot. It's a long time, 24 hours. Yani öyle demişti İngiltere'nin eski ünlü başbakanı. Ama benim gördüğüm, insanlar kararlarını büyük oranda verdi. Zaten kamuoyu yoklamalarında da bundan
3 hafta evvelki kamuoyu yoklamasında %4'tü kararsızlar. Yavaş yavaş sona geldi. Sandığa gitmeyecek olan, öfkeliyim diyen %20'lik bir blok vardı. Ben onun da bir miktar azaldığına inanıyorum şimdi. Dolayısıyla seçim sürecinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir gün çok bir şey kalmadı. İnsanımız kararını büyük oranda verdi. Bizim gözlemlediğimiz, taraf olduğum için söylemiyorum. Yani Lefkoşa'da, Güzelyurt'ta, Girne'de her tarafı geziyoruz bu kampanyayla. Sayın Akıncı bir yükseliş trendi yakaladı. Ve ilginçtir ama Kudret Bey de bir trend yakaladı. Beklenilenin üstünde bir oy alacağı benziyor. Ama tabii ikinci tura kalma ihtimali çok zor. İmkansız gibi. Sayın Akıncı'nın hem birinci turda hem ikinci turda nasıl Lefkoşa'da Sayın Harmancı 3'te gösterilirdi yani 1'de çıktı. Benzer bir sonuçla birinci çıkacağına ben inanıyorum. Görüntü odur. Ama tabii ki gene de halk bilir. Fakat halkın gözlerine baktığımızda, çevremize baktığımızda, çalışanlara baktığımızda, dairelerde çalışanlara baktığımızda, köylülere baktığımızda toplumun tepkisini belli bir süreden beri demokratik bir şekilde ortaya koymaya ve net olmaya başladığını görüyoruz. Yani bunu yerel seçimlerde de gördük. Referandumda da gördük. Parlamentoda bulunan bütün partiler evet demiş olmasına rağmen ve büyük bir de kampanya yürütmelerine rağmen meclis başkanı dahil meclis adına halk reddetti ve iradesini ortaya koydu. Burada da bir değişim iradesi, bir yeniden başlama iradesi, bir eskiye tepki, yeter artık diyen bir refleks hissediyorum ben. Tabii bunu birlikte pazar akşamı göreceğiz. Evet tabii bir tepki olduğu aşikardı. Yani son iki seçim bunu ortaya koydu zaten. Gerek milletvekilliği seçimi olsun, gerek yerel seçimler, gerekse anayasa referandumu aslında. Tabii de hepsini. Yerel seçimlerde çok farklı sonuçların çıkması, yerel seçimlerde, genel seçimlerde %45'lik bir oranın mecliste temsiliyetinin farklı insanlara yönelilmesi ve karma oydaki kullanmadaki fazlalık bunları zaten bir göstergeydi. Yani toplum siyasette güvenmediği için ve önemli bir kısım siyasetçiye de tepkili olduğu için tepkisini şu veya bu şekilde ortaya koyuyor. Ama kırmadan dökmeden bunu yapıyor. Şimdi tepki oylarının Sayın Akıncı ve Sayın Özesay üzerine yöneldiği görülüyor. Ama baktığımızda iki farklı kutup aslında. Evet. Yani çok ilginç bir süreci geçirdiğimizi şunu anlıyorum. Çok kendini sol kesimde gördüğünden gören veyahut da öyle olduğunu iddia eden insanların da örneğin Kudret Bey'in arkasına yürüdüğünü görebiliyorum. Ama tam tersi bir Rum görse bir bardak suda boğacak insanların da Kudret Bey'in arkasında yürüdüğünü görebiliyorum. Keza Sayın Akıncı'da da benzer durum var. Biraz yani ideolojilerin sanki birbirinin içine girdiği evet, değişik öyle. Bir yani gerçekten şaşkınlıkla izlediğimiz bir süreci yaşıyoruz sanki. Çünkü toplum da bir dönüşüm içindedir. 10 sene, 20 sene, 30 sene evvelki Kıbrıs Türk toplumu değildir bu toplum. Yani eğitim düzeyi değişiyor, kültür düzeyi değişiyor, değer yargıları değişiyor, siyaseti bakış açısı, algılaması değişiyor, partilere, liderlere, körü körüne bağlılık noktasından daha bağımsız olma, daha özgür bir irade ortaya koyma eğilimleri öne çıkıyor. Ve bir şey daha var Aytuğ Bey, bir de geçmişi mukayese ediyor. Yani bu toplum çok partili yaşama 75'te, işte 74'ten sonra geçtiği belli liderler, mesela Sayın Eroğlu tam 20 sene başbakanlık yaptı. 5 sene cumhurbaşkanlığı yaptı. 25 yıl. Yani 35 yılın, 40 yılın, 25 yılını fiilen yürütmenin başında veya cumhurbaşkanlığı görevinde yürüttü ve tablo ortada. Geldiğimiz nokta ortada. Savunduklarıyla, söyledikleriyle yaptıkları da ortada. Ondan sonra dönem dönem hükümetler değişti. Cumhuriyetçi Türk Partisi koalisyonun önce küçük ortağı, sonra büyük ortağı oldu. Hala hükümette. Hükümet programı ortada.
Yaptıkları da ortada. Yapmadı bir şey. Ve toplum bunları hep mukayese ediyor, değerlendiriyor. Yani siz göç yasasına karşıydınız. Göç yasasını aynen muhafaza ediyorsunuz ve çalışanları bölüyorsunuz. Kamuya girene. Siz adaletsizlikten bahsederdiniz. Ama özel sektör çalışanlarıyla kamu arasındaki bölünmüşlüğü hala daha devam ettiriyorsunuz. Siz müşavirlik sisteminin adaletsiz olduğunu, kalkması gerektiğini söylerdiniz. Ama 78'den aldığınız müşavirleri 148'e çıkardınız. Bütçeye de tam 18 milyon TL koydunuz. Siz emekten yana olduğunuzu söylerdiniz. 30 kuruşa aldığınız portakalı bir sene sonra öteye gün seçim üstü ödediniz. 30 kuruş kilosu, 5 kilo portakal, bir acı kahve, 10 bin tonu da üstünde kaldı. Siz hayvancıdan yana olduğunu söylerdiniz. İşte hayvancının durumu ortada, parasını, primini almak için sütleri döküyor meclisin önüne, hayvanları getiriyor, öküzleri, eşekleri bağlıyor meclisin gencellilerine. Şimdi toplum bunları hep değerlendirecek. Siz diyemezsiniz Sibel Hanım'ın dediği gibi mesela, o başka iş, bu başka iş, beni o işlere karıştırmayın. Yok, karıştırırız, herkes karıştırır. Çünkü siz o siyasal partinin adayısınız. Onların size verdiği maddi 1 milyonu aşkın destekle bir kampanya yürütüyorsunuz. Hı. Yanınızda Başbakan, Maliye Bakanı yürüyor. Ben destek verirken benden kötü olmaz öyle şey. Ben yok, ha, alakası yok, diyemezsiniz diyorsunuz. Diyemezler. Ve halk da bunları değerlendiriyor tabii. Ve daha bunu çok sayabilirim. O yüzden benim gördüğüm kadarıyla bir tokat daha yiyecek bu eski tüfekler. Yani toplumu bir yerde saf sayanlar unutur. Davul çalınca toplanırlar. Ondan sonra biz bildiğimizi yaparız diyen anlayış öyle renkli kampanyalarla bu işin olmayacağını görecek. Kontrol etmeyin. Bağımsız olmasına rağmen belli bir kesimden oy almasının da sebebi budur. Düşünün şimdi Ulusal Birlik Partisi'nin Alsancak Belediye Başkanı'dır. Lapta Belediye Lapta. Başkanı'dır Fuat Bey. Ki genel sekreterdi bir dönem önce. Bir dönem önce genel sekreteri, kendi partisinin destek verdiği adayı değil, Kudret Bey'e destek açıkladı. Diğer bağımsız adaylıkla kazandı Çatalköy'ün belediye başkanı. O da Kudret Bey'i. Ama aynı şekilde Akdoğan'ın bir dönem önceki anlaşılanlı UBB'li Adem Bey, Adem belediye başkanı da Akıncı'nın yanında yürüyor. Sayın Tansiyel Doratlı Akıncı'nın yanında yürüyor. Ne bileyim daha birçok tanınmış sağdan veya soldan siyasetçi, eski veya yeni, Sayın Akıncı'nın yanında yürüyor ve bir eskiye bir tepki ve bir değişim istediklerini... Eskiye mi tepkidir? Derviş Eroğlu ismine mi tepkidir? Derviş Eroğlu üstüne bir tepki muhakkak var. Nereden var? Çünkü Sayın Eroğlu sağ siyaseti domine etti. Ve Sayın Denktaş'tan sonra sağ siyasetin başına çöreklendi. Parti kurduruyor, parti bozduruyor, milletvekillerini bir partiden ayırtıyor, diğer partiye gönderiyor, DP'ye yaptığı gibi insanların iradeleriyle, seçimlerle oynuyor. Ondan sonra o parlamenterlerin hemen hemen hepsini tekrar geri alıyor, parlamentodaki aritmetiği değiştiriyor, buna bağlı hükümetler kurdurtuyor, bozdurtuyor. Yani hem liberal sağ, konservatif dediğimiz siyasetin ve siyasetçinin gelişmesini engelliyor. Özgür, bağımsız, kendi içinde demokratik bir sağ olabilir. Bunu engelliyor. Tek kişinin egemonyasını kuruyor. Hem de istediği vakit İskele'de Halil Orhun Bey yaptığı gibi bozuk para gibi harcıyor. Veya Lefke'deki Mehmet Zahar Bey yaptığı gibi bozuk para gibi veya Akdoğan'da yaptığı gibi belediye başkanlarını dahi kendi seçtirtiyor. Ne? Kendi için planlama yapıyor. Ve bir de tabii insanlar ve kendine yakın olanlar daha iyi biliyor. Bir de bu mal varlıklarını gördüğü zaman insanlar. Yani bir parlamenterlik yaptınız siz. Parlamenterlikle kazanacağınız para 10 milyona 10 bin lira ayda olsa toplayın bakalım. 20-30 senede 4 trilyon nakiti bulursa bakın bakalım bu gelinen açıklanan mal varlıklarına Gazimoglu'da ev, Lefkoşa'da ev, Kızılbaş'ta ev, Ayluka'da arsa, Gazimoglu'da
4 apartman dairesi, bir dükkan, aşağı yerine de arsa, kooperatif merkez bankasında 600 bin TL, iktisatta 462 bin TL, vakıflarda 410 bin TL, 275 bin sterlin, 407 bin dolar ve ondan sonra da dün internet siteleri ve işte ATV haber ajanslarından kaynaklanan bir takım daha açıklamalar oldu. Bu kendi üstüne olanları, bunlar benim mal varlığım dedi ama bir de eşinin üstüne olanlar açıklandı. Onların da çok daha fazla. Yani kendisi herhalde bu konuda doyurucu açıklama yapmak durumundadır. Maraş'ta müstakil ev, Maraş'ta apartman dairesi, aşağı Maraş'ta 3792 metrekare arsa, Aylukada 10900 metrekare arsa, Aylukada 7600 metrekare arsa, Çatalköy'de 18000 metrekare arsa, Lefkoşa'da 2 dönüm arsa, Lefkoşa'da 1000 metrekare arsa, Gazimonkus'ta 1648 metrekare 2 arsa, Lefkoşa'da 17 daire, bir dükkan, toplam 23 tapu artı bir de kızının üstüne olan bir hayli şey var. Yani şimdi insanlar bunlara da bakar. Biz kimsenin tabii ki mülkiyetine ve mal varlığına karşı değiliz. Kendi alın teriyle insanlar çalışarak mal mülk sahibi olabilirler. Ama ülkeyi yöneten ve ülkenin mali politikaları üzerinde, vergi politikaları üzerinde tam yetki sahibi olan insanların mal varlıklarının, eşlerinin de çocuklarının da didik didik edilmesi demokrasinin geleneğinde vardır. Avrupa'da da böyledir, dünyada da böyledir. Aslında ben bir adım daha ileri düşünüyorum bu konuda. Yani çok anlamlı bulmuyorum mal varlığının açıklanması. Nereden bulduğunu sorgulama mekanizmasının olmadığı bir noktada kim hangi aday için isterse olsun istediğiniz kadar mal varlığı açıklayın. Tabii yani kimse bunlar... soramaz çünkü. Tamam da nereden geldi bunlar? Nereden geldi bunlar? Bu tüm milletvekilleri, tüm bakanlar, tüm yöneticiler için geçerlidir. Nereden buldun? Hatta bu tüm polisi, belediyeyi idare eden insanlar için de geçerlidir. Yani yoksa benim 3 liram var, 5 liram var, 100 liram var, 1000 liram var. Tabii bizde nerede eksiklik? Bizim son o yaptıkları yarı buçuk anayasa değişikliğinde de bunu saklamışlardı. Serdar Bey büyük çaba sarf etmişti. Özele, confidential'a girer diyerekten sadece meclis başkanına verilecekti mal varlıkları ve onun yanında duracaktı. Şimdi o da yok. Tabii geçmedi o da. Ama verilse ne olacak? Kapılı çekmecenin içinde. İnsanlar mal varlığı edebilir. Bunun yanlış bir şeyi yoktur. İnsanlar zengin de olabilir. İşleyerek, çalışarak, üreterek buna kimse çalmadıktan, çırpmadıktan, alın teriyle yaptıktan sonra bir şey diyemez. Ama yönetici pozisyonunda olanlar eğer Sayın Eroğlu gibi diyorsa ki ben işledim de yaptım, maaşımdan yaptım, bu mülkiyetin maaştan olup olmadığını sorgulamak mecburiyetindedir herkes. Ama bu sadece Sayın Eroğlu için değil. Sibel Hanım da için geçerlidir, Sayın Akıncı için de geçerlidir, herkes için geçerlidir. Şimdi toplum işte hep bu kampanyayı izliyor. Ve ona göre bir karar verecek. Bence verdi de. Gideceğimiz köyün minareleri de göründü. Değişimin arifesindeyiz. Bu gerekli midir? Evet gereklidir. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde bir lider 30 sene, 35 sene liderlik yapmaz. Bakınız nerede yapar? Cibuti'de yapar, nerede yapar? Ya. Çat'ta yapar, nerede yapar? Kenya'da yapar. Veri kalmış ülkelerde yapar. Halbuki de ileri demokrasilerde Amerika Birleşik Devletleri gibi iki dönemle sınırlandırdılar. Bill Clinton çok başarılı bir cumhurbaşkanıydı. İki dönem sonra eyvallah dedi. Barack Obama başarılı bir cumhurbaşkanıdır. Ama son dönemini yapıyor. 4-4-8 eyvallah. Başka bir görevde bulun. Sanatla uğraş. Danışmanlık yap. Kitap yaz. Konferanslar ver. Bunu yaparlar. Avrupa'da da böyledir. Ki daha çok para kazanırlar. Bu çok daha fazla para kazanırlar. Eğer paraysa. Ama yozlaşmasını önlerler. Evet. Ülke yönetiminin tekelleşmesini önlerler. Liderin etrafında bir grup statükocu, çıkarcı... Devlet ve ben özdeşleşmez. Tabii aslında. Özdeşleşmez. Parti hegemonyası kırılır. Kişi hegemonyası kırılır. Bizim sağda özellikle sağ siyasette, hatta solda da belli bir yere kadar yaşadığımız en büyük sıkıntılar da bu gelir. Sadece lidere endeksli bir siyasetle ülke yönetmek mümkün değildir. O yüzden olgunlaştık sonra halkımız ve toplumumuz, eğitim düzeyimiz arttık sonra biz de haklı olarak bu talepleri yerine getiriyoruz. Bu talepleri ortaya koyuyoruz. Ve ben
sizin de haklı olarak söylediğiniz gibi hem son genel seçimde, hem son yerel seçimde, hem son anayasa oylamasında bunu gördüm. Ve bunu hissediyorum şimdi de. O yüzden miting alanları eskisi gibi kalabalıklaşmıyor. İnsanlar daha ziyade gördüğüyle, okuduğuyla, ekranda izlediğiyle ve internet ortamında, özellikle bu bilgisayarcık var ya önünde, şimdi döner, dünya girdiği içine anında görün. Bunun üstünden bir bilgilenme, bilgilendirme yaşanıyor ve daha sağlıklı sonuçlar çıkmaya başlamıştır. Peki siz bu turun artık hani pazar gün bitmeyeceğine yönelik ciddi bir yani veri var diyelim. Sade ben değil Aytuğ Bey. Yani öyle görülüyor ki ilk ortaya çıktığında Sayın Eroğlu da %55-60 derdi. Sayın Sibel Hanım da 55 ile ilk turdan kazanacağı derlerdi. Onlar da vazgeçti bu söylemlerinden. Ve hiçbir aday şu anda ilk turdan bu yarışın biteceğini söylemiyor. İki turlu bir yarıştır. İlk iki aday ikinci kimi tura görüyorsunuz? Bir Akıncı diyorsunuz zaten. Bir Akıncı diyorum. Kesinlikle birinci sırada kimiyle Akıncı olacak. Size göre? Muhtemelen Sayın Eroğlu diye düşünüyorum her şeye rağmen. Yani neden her şeye rağmen? Ama beklediğini bulamayacak. Öyle %35-38-40 oy, 40'ların üstünde oy rüyası görüyorlar. Öyle bir şey olmayacak. Özellikle son hafta içerisinde hem Sayın Akıncı'da hem Sibel Hanım'da müthiş bir düşüş var. Ve yükselen daha ziyade Akıncı ve bir miktar da Kudret Bey onu takip ediyor. Oy oranı anlamında yükselmede. O yüzden tabii gene de halk bilir. Ne söylesek biz sonuçları görmüş değiliz. Ama hem aldığımız nabız, hem aldığımız duyumlar, hem gördüklerimiz bize gene Kıbrıs Türk toplumunun yeniden bir sürpriz yapacağını, bir değişim yönünde bir tavır koyacağını gösteriyor. Peki. Birinci turun birincisi de, ikinci turun birincisi de Sayın Akıncı olacaktır. Peki. Şimdi bu dediğiniz senaryo gerçekleşirse Kıbrıs Türk siyasetinde bazı kırılmalar herhalde olur. Taşlar tamamen yerinden oynayacaktır. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Kudret Bey'in aday olurken öncelikli hedefi neydi? Yani Kudret Bey bekliyor muydu ki %30-40'ları aşacak ve kazanacak seçimi bağımsız bir aday olarak? Parti desteği de olmadan? Yok. Ama Kudret Bey benim gördüğüm ve ona destek veren kesim ve şu anda UBP içinde seçilmiş belediye başkanları bile bir kısım sağ tabandan kesimin desteğini alırken bence sağda liberal demokrat kesim arasında yeni bir siyasi örgütlenmenin adımlarıdır bunlar. Yani önce toparlanıyoruz hareketi, cumhurbaşkanlığı seçimi ve yeni bir siyasi oluşuma gidecek bu iş. Ve bu noktada belli kesimlerin de desteğini almış bulunuyor. Bu kadar, bakınız biz aşağı yukarı daha, Sayın Akıncı bunu daha detaylı açıklayacak ama 4-500 milyar kadar bir para harcadık. Dün 600 bin TL dedi. Yani elindeki şey 500 programı civarındadır sanırım. Biraz daha artabilir. Makbuzlarıyla biz bunları açıklayacağız. Zaten makbuzdadır hepsi. Kimden kaç kuruş aldık? 5 bin, 10 bin, 1000. Şimdi bakınız yani tamam o iki de parti var arkasında. Belli bir de çevresi var. Oldukça da bir tecrübesi, deneyimi var siyasette. Muhiti var. Tamam CTP'nin adayı da 1 milyon TL'den bahsediyor. Peki Kudret Bey bizden fazla kampanya yaptı. Bizim kampanyamızdan daha fazla fotoğrafları var onda. O da 200 bin TL dedi. Olmaz 200 bin TL. Olmaz. Çok daha fazla bir para harcanıyor. Nereden buluyor? Demek ki bir takım kaynaklar destek oluyor kendisine bu kampanyada. Şahsın 5-10 bin lira maaşından yapacağı iş değil bu işler. Dolayısıyla bundan sonrası için bir planlama var. Ben bunu anlıyorum. O da yardımlarla aldığını top en üst olabilir. En üst rakamında 5000 TL olduğunu söylüyor. Tamam, ben de onu söyledim zaten. Ya alıyor bir yerlerden. Bir destek buluyor. Peki sizce bu seçimlerde hep tartıştığımız Türkiye'nin müdahalesi söz konusu mu? Şimdi bakınız. Ona da geleyim ama öbürünü tamamlayayım. Bir buyurun, eksik bıraktım. Tamam. Bu seçimin sonucunda Sayın Eroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı süresinin döneminin kapanması hem Demokrat Parti hem Ulusal Birlik Partisi'ne hem bundan sonra sağ kesimde oluşacak yeni siyasi hareketlere nefes aldıracaktır. Büyük bir yük, belirleyici bir güç üstülerinden kalkacaktır.
daha özgür olacaklar liderlerini seçerken, daha özgür olacaklar kurultaylarına giderken, daha özgür olacaklar politikalarını belirlerken ve öyle de olmalıdır zaten. Ve kendi parti içi demokrasileri daha da gelişecek demektir. Düşünebiliyor musunuz? Bakın bakalım. Ulusal Birlik Partisi'nin içinde parti başkanı, o lider olacak pozisyonda bir isim bile yok şimdi. 5-6 tane var. 5-6. Onda ne de olabilir isteyen. Ama lider olarak öne çıkan ve sivrilen ve toplumun kabul ettiği lider yaptırmadılar. Nasıl bir zaman Sayın Denkmeş yaptırmazdı, şimdi de Sayın Eroğlu yaptırmadı. DP için de aynıdır bu. Bu yanı da gelişecek. Sayın Eroğlu'nun kaybetmesi durumunda siyaset gelişecek. Demokratikleşecek, özgürleşecek ve partiler daha rahat hareket edecek. Ha, sol tarafta da tabii ki Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin yerel seçimlerden sonra alacağı ve referandumdan sonra alacağı üçüncü mağlubiyet olacak eğer olursa, ki olacak görünüyor. Sayın Talat şimdiden zaten geziyor. Geçen hafta Elye'deydi. Aday olacağını açıkladı kahvede. Onu da bunda saklamıyor artık. Ve bu parti liderliğinin başarısız olduğunu, yanlış işler yaptığını bir evvelden söyledi hep. Ve hani bu kampanyanın aktif biçimde önünde hiç olmadılar. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde de bir yarış olacak. Belki bir değişim olacak. Belki zaten kurultay var. Kurultaya gidecek. Hazır. Dolayısıyla bizim tarafa geldiğin zaman bu Sayın Akıncı'nın alacağı sonuçlardan sonra TDP ve BKP'nin toplum içindeki gücü, ağırlığı, saygınlığı çok daha fazla olacak. Ve eğer doğru hareket edebilirsek, hata yapmazsak... Çok daha o hataya... Tamam. Geçmişlerine bakacak olursak mailler hep... Hatasız kul olmaz. Hatasız kul olmaz. Önemli olan insanın kendi hatasını görebilmesi ve düzeltebilmesidir. Eğer bir daha tekrarlamazsak, ki tekrarlamayacağız diye düşünüyorum. Herkes bundan dersini aldı. Çok ciddi bir sosyal demokrat ve sosyalist kesimi de kucaklayan çok ciddi bir güç olarak siyasal yelpaze içinde yerimizi alacağız. Ve toplumu artık UBP, CTP ikileminden kurtaracağız. Bunu yapmak zorundayız. Yani CTP'nin alternatifi UBP, UBP'nin alternatifi CTP. Ve yaptıkları da hep aynı şey. Partizanlıkta da aynıdırlar. İstihdamlarda da aynıdırlar. Aile Türk Kurumu'na hala daha isimlerini başbakana bile vermiyorlar. Suistimal işlerinde de aynıdırlar. Emeğe ve emekçiye karşı tavırlarında da aynıdırlar. Anayasanın demokratikleştirilmemesi noktasında da aynıdırlar. AKP ile ilişkilerde de aynıdırlar. Kıbrıs sorununda, Maraş meselesinde de aşağı yukarı aynıdırlar. Hep bütün çözümün parçası diyerekten toplumu kandırarak, yönlendirerek AB şeklinde pimpon masasının şekline dönen bu topu ortadan kaldıracağız. Ve yani siyaset üzerinde bu tür etkileri olacak bir seçimdeyiz. Nefes alacak bu toplum, nefes alacak siyaset ve insanlar da en önemlisi bu Cumhurbaşkanı seçiminden sonra ben yapabilirim diyecek. Özgüven kazanması daha da artacak ve kendi kaderinin kendi elinde olduğunu, 5 senede bir bu fırsatın kendisine geldiğini, eğer bunu doğru kullanırsa, akıllı kullanırsa, bencil çıkarcı düşünerek değil, yüreğinden gelen sesi dinlerse, bunun hem toplum için hem kendi için çok daha iyi olacağını yaşayarak görecekler diye düşünüyorum. Evet. O zaman şeyi sorabilirim. İkinci sorumuz. Türkiye'nin müdahalesi var mı, hissediliyor mu? Şu ana kadar Ankara'dan benim gözlemlediğim açık bir müdahale yoktur. Tabii seçime daha 48 saat var. Geçmişte oldu diye. Son kritik noktalara gidiyoruz. Öyle. Yani geçmişte çok müdahaleler oldu diye medyasından, siyasetinden, elçiliğinden, askerinden, çevrelerinden, sivil işlerinden çok müdahaleler oldu geçmiş seçimlere. Şu anda ben öyle bir izlenim görmedim. Belki adaylardan birini içinden destekliyor veya arkasında duruyor ama açık sahnenin önüne çıkıp topluma bunu seçin demedi. Ümit ederim ki demesin, demez. Ve bırakır Kıbrıs Türk toplumu kendi özgür iradesiyle seçimini yapsın.
Göreceğiz, az kaldı. Bir de şu var, Türkiye'den açmışken konuyu, aday yani işte Sayın Akıncı, dün Sayın Akıncı kendi de bu yönde aldığı endişelere yönelik mesajları da yanıtladı ama işte Akıncı seçilirse Türkiye'den para gelmez, Akıncı seçilirse Türkiye'den ilişkiler bozulur gibi bir takım bunu propaganda malzemesi yapan çevrelerinde olduğuna ilişkin söylemler var. Bu ne ölçüde doğrudur? Yani Ankara'sız biz buralarda neler yapabiliriz? Böyle bir lüksümüz var mı? Bunları da konuşmak lazım. Şimdi Aytuğ Bey, bu politikalar bayatladı. Çünkü bunlar eski terminolojilerdir. Ben hatırlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, rahmetlik Cumhurbaşkanı Denktaş, her kampanyada Türkiye'nin istemediği adam Cumhurbaşkanı seçilemez derdi. Ve beni istiyor derdi. Ve o dönemde de öyle olurdu. En sonunda Sayın Tayyip Erdoğan onu istemedi. O da aday olmadı. Olup da kaybetmektense olmadı. Olmadı, başkaları oldu. Ama o dönemi büyük oranda biz geride bırakıyoruz. Ankara daha ziyade kimin üzerinde nüfusunu oynatırdı geçmişte? TC kökenlilerin üstünde, bir kısım Kıbrıslı Türklerin üstünde ama ağırlıklı TC kökenlilerin. Aradan 40 sene geçti. Bu insanlar, ilk gelenler öldü. Çocukları burada doğdu. Konuştuğunuz zaman... Böyle bir tahakküm kalmadı. Yani kalmadı konuştuğunuz zaman. Bizden farkı yoktu. Değer yargıları, yani şiveleri, konuşmaları, düşünce biçimleri bizden farklı değil. Onlar hatta... Şunu da bir söyleyelim, daha fakir bir tabandan geldikleri için daha fazla eziliyor bu insanlar. Yani özel sektörde çalışıyorlar, işsizdirler, Karpaz'a gidin görün, Omor fotoğrafına gidin görün. Yani bu rejimin, bu düzenin yükünü çeken insanlar bunlar ve bizim çocuklarımız artık. Yani ayrım yapmamak lazım. Şimdi bunlar üzerinde etkili olur mu böyle bir propaganda eskiden olduğu gibi? Olmaz bence artık. Yani olmadığını da geçmişte gördük. Dolayısıyla Akıncı seçilirse gelmeyecek para. Şimdi bakınız, bizim istediğimiz nedir? Bizim istediğimiz kendi kendimize yetmemiz değil mi? Ankara'nın istediği nedir? Ankara koyduğu, bize dayattığı bu paketlerle aslında bütçemizin kendi kendine yetmesini ve onun buraya yaptığı 500 milyon dolar kadar, 600 milyon dolar kadar bir katkısı var bütçemize. Bunu yapmak istemiyor zaten. Yani bu argüman anormal bir argüman. Zaten Ankara takla da atar. Eğer biz o noktaya gelirsek ki ondan mali bir destek, cari açıklarımızı kapatmak için istemeyiz. İstemeyelim diye zaten bir takım paketler, bir takım dayatmalar yapıyor. Ve işte eğitim alanında olsun, turizm alanında olsun bir takım yatırımlar gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu söylem de abesle iştikaldir. Bizim istediğimiz nedir? Biz kendi ayaklarımız üzerinde duran bir ekonomi isteriz. Biz ambargoların kalkmasını isteriz. Onun için Sayın Akıncı'nın manifestosunda bizim de desteğimizle Maraş'ın güven yaratıcı önlemler kapsamında açılması, bunun karşılığında da ambargoların kalkması, direkt ticaretin başlaması, yani narinciyecimin, yani badades üreticimin, yani süt üreticimin, hellim üreticimin, kim isterse olsun üretenin engelsiz biçimde İngiltere, Avrupa, dünyanın dört bir tarafına malını satmasını öneriyoruz. Onun için Ercan Havaalanı'nın uluslararası uçuşlara açılmasını bunun karşılığında istiyoruz ki turizmimiz canlansın, eğitimimiz daha da gelişsin. Ve bizim açığımız, bütçemizde cari açığımızı alıyoruz Ankara'dan ve bu da borç olarak alıyoruz Aytuğ Bey. Bunu herkes bilsin, beleş vermiyor Türkiye, bunu yazıyor ve bu dış borcumuz bizim aşağı yukarı 8 milyar TL'ye ulaştı. Bizim bütün bütçemiz 4000 TL. Gayri safi milli hasılamız, bütçemiz 4000. 4 milyon. 4000 TL'lik bir 4 milyar TL pardon. Bütçe 4 milyar TL. Bizim sadece Türkiye'ye borcumuz 8 milyar TL. 2 sene hiç ekmek yemesek, su içmesek, bütün kimse dokunmasa, borcumuzu ancak öderik. Ödeyemeyiz. Faizleri var. Şimdi yani o yüzden bundan herkes kurtulsun. Tabii ki Ankara'daki hükümetle ekonomik ilişki içinde olacaksınız. Siyasal ilişkide içinde olacaksınız. Ama bu Sayın Akıncı'nın manifestosunda da yazdığı gibi siyasi eşitler saygın bir ilişki içinde olacaktı.
Bu bir memur amir ilişkisi değil. İki devletten devlete çıkarlarını gözeterek, hak ve hukukunu gözeterek bir işbirliği olacaktır. Ama sadece Türkiye ile değil, dünya ile olmalıdır. Ve biz dünyada yerimizi almalıyız. O yüzden bizim aslında kanayan ikinci bir yaramız Ankara ile hükümetleriyle olan ilişkilerdir. Bunda da saygın, dirayetli, alvere dayanan ve çıkar ilişkisi şeklinde karşılıklı çıkara dayanan bir ilişki olmalıdır. Bizim diğer bir ihtiyacımız bugün toplumda ve Sayın Akıncı'nın manifestosunda bu da var. Kucaklayıcı bir baba, bir ana, bir baba Cumhurbaşkanı'na ihtiyacımız var. Evlatlarını şefkatle kucaklayan bir aile reisine Cumhurbaşkanlığı makamında ihtiyacımız var. İkide bir çocuklarını döven, kimini evden atan, kimini eve alan, eşini sokağa atan bir Cumhurbaşkanı istemiyoruz biz. Mecazi anlamda söylüyorum. Çünkü biz bir aileyiz. Kıbrıs Türk toplumu, bu ülkede yaşayan insanlar büyük bir aileyiz. Cumhurbaşkanı dediğiniz adam veya kadın toplumu, yavrularını, ailesini kucaklar. Bölmez, parçalamaz, kırmaz, dökmez, çalmaz, çırpmaz. Babası olur, anası olur bu toplumu. Bu da eksikliktir. Yolsuzluk varsa bir yerde Cumhurbaşkanı nüfusunu kullanır. Psikolojik baskı oluşturur. Esrar eroin mafyası meselesinde uyuşturucu yaşının 8-10 yaşlarına indiği bir ülkede yaşıyoruz. Cumhurbaşkanının önderliğinde kampanyalar yürütülür. Ve en önemlisi biz toplum lideri seçiyoruz. Ve Aytu biliyoruz ki Mayıs ayında bu görüşmeler başlayacak. Evet. Eğer bu görüşmeler Mayıs ayında başlıyorsa ve gene biliyoruz ki daha dar bir takvime planlama yapılıyor. Yani hızlı bir süreç olacak. O zaman bizim seçeceğimiz kişi bu halkı, bu milleti, bu toplumu görüşme masasında Anastasiadis'in karşısında temsil edecektir demektir. O zaman ben de mecburum en kapasitesi yüksek, en güvendiğim, bu toplumun hakkını, hukukunu, güvenliğini, geleceğini, siyasal eşitliğini, varlığını, kimliğini, namusunu, şerefini, haysiyetini en güzel savunacak kişiyi bu toplum lideri mertebesine seçtireyim. Çünkü dünya sadece bizde bu toplum liderini tanır. Evet, bundan rahatsız olabiliriz. Ama meclisimizi tanımaz, hükümetimizi de tanımaz, devletimizi de tanımaz. Fakat toplum lideri adı altında Cumhurbaşkanımızı tanır, sarayına da gelir. Masada da Rum toplum lideriyle, onu da toplum lideri olarak kabul eder. En büyük öfkeleri de ondadır. Eşit biçimde masada otururlar, Birleşmiş Milletler'de otururlar, Cenevre'de otururlar. Kıbrıs'ın geleceğini tartışırlar ve görüşürler. Bu noktada bu seçim çok daha büyük bir önem arz etmektedir. Yani hakikaten federal bir çözüme inanan, Birleşik bir Kıbrıs'a inanan, Kıbrıs Türk toplumunun güvenliğini, geleceğini her şeyin üstünde tutan, geçmişiyle temiz ve deneyimli devlet kademelerinde görev yapmış, deneyimli vizyon sahibi, uluslararası kamuoyundan destek alabilecek. Desteğe ihtiyacımız var. Amerikalıların, İngilizlerin, Rusların, güvenlik konseyi üyelerinin, Avrupa Birliği ülkelerinin liderleriyle uyumlu çalışabilecek, onların frekansına girebilecek ve bu toplumun hakkını, hukukunu masada Anastasiadis'in veya diğer Rum liderlerin karşısında dik durarak savunacak lidere, liderliğe ihtiyacımız var. Ve ekip çalışması yapabilecek birine ihtiyacımız var. Altında da bir ekip olacak. Bizim pırıl pırıl gençlerimiz var. Şimdi çocuklarımız artık ister Türkiye okullarından ister buradan, çoğu Avrupa'dan geliyor. Dallarında uzman, hukuk alanında, başka alanlarda. İşte bunların da komitelerde girmesiyle, kadrolarda yerini almasıyla tecrübe, dinamizm ve gençliği bütünleştirerek bu toplumu, bu cendereden, bu kapalı yapıdan kurtarmamız lazım. Ve bu ülkeyi, bu devlet yapısını sil baştan yeniden dizayn etmemiz lazım. Böyle bir devlet yapısı sürdürülemez. İşte o ikinci ayakta olur. İkinci ayaktır. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında siyasal önderlik oradan olacak. Altından da bu rüzgar yeni bir anlayış, yeni bir kadro getirecek. Bu rüzgar tabii az önce biraz konuştuk. Yani siyasi partilerin içerisinde sallayacağı için kesinlikle bir erken seçim hazırlığı içerisine girecek mi yine
bu süreç götürülecek mi oraya, yoksa şu farklı alternatifler de var. Siz yani ikili, üçlü kombinasyonlar da olabilir mevcut durumda. Ama bir taraftan da haçana bir seçim mi zaten söyler dururuz, bir tane daha mı kapımıza gelir? Nasıl değerlendirirsiniz onu? Şimdi demokratik yollardan başka bir yol var mı? Yok. Sistem tıkandığında ya darbeler yapılır, rejim değiştirilir ki burada mümkün geçersizdir ve dünyada kabul görmüyor, ya da halka gidilir. Halka gidilir ve halkın hakemliğine başvurulur. Çünkü halkın iradesi önemlidir. Şimdi biz de ben size şunu sorayım bakayım. Kendi içimde uyumlu çalışan bir koalisyon ortaklığı var mı? Yok. Ne onu kendileri de söylüyor zaten. Yani düşünün, başbakan yardımcısı gidiyor Türkiye anlaşma imzalıyor. Uluslararası işte yurt dışı ofisi bilmem ne. Başbakan da diyor ki, geldiği zaman Serdar Bey bunu açıklıyor. Başbakan da diyor ki, eğer detaylarını içeriğini açıklarsam sokağa çıkacak yüzleri kalmaz. Rezil oluruz. Karşıyım diyor. Düşünün. Başbakan diyor ki Futbol Federasyonu'nun Kopa üyeliğini ve Kopa'la beraber FIFA'ya üyeliğini biz tam destekliyoruz. Başbakan yardımcısı da diyor aynı hükümetin, bütün ilişkilerimi askıya alıyorum. Bir kuruş yok, kapıma gelmesinler, içeri kovamam yerleri. Ama hükümet. Düşünün. 6 ayda gerçekleştirecek bir hükümet programı yaptılar. Birinci de başlayacaklardı siyasal partiler yasasından, seçim ve halk oylaması yasasından, müşavirlik sisteminden, kamu reformundan. 6 ayda yapılacaktı bunlar. Yeni bir anayasadan, reformlarından, yolsuzlukların üstüne gitmekten. 6 ayda bunlar tamamlanacaktı ve tarihlenmişti. Bir tanesini yapmadılar. Böyle hükümet mi olur? Düşünün. Bir Ercan var. Ha bu o en, tam Arap saçı oldu. Arap saçı oldu ama biri de bundan yolunu buldu birileri. Kim buldu yolunu bilin Aytuğ Bey? Bir kuruş para vermeden başında bir çek verdiydi. Hatırlayın. Evet. Tutardı bir ucundan İrsem Bey. 100 milyon. Bir ucundan Ersin Bey Maliye Bakanı olarak. Abi. Bir de fotoğraf çektiler böyle bu masa kadar çek inan. Evet. Ve ödediler 13. maaşları 2 sene evvel. Ama orayı alan şirket, iki ortaklı şirket, iki şirket beraber çivi çakmadı. Sadece terminali düzenledi. O şeyi, ama devlet vermedi kendilerine araziyi. Onu da söyleyeceğim. Vermedi değil. Yani devlet üstüne düşen arazide boşaltması gereken yeri geç boşalttı. Boşaltmadı. Onlar da bunun arkasına saklandılar. Bir kuruşluk yatırım yapmadılar. Boşalttı şimdi devlet. Hakkını yemeyelim hükümet. Kaldırdı oralarını ve alanı teslim etti. Sonra ne oldu? Ortaklar birbirini mahkemeye verdi. Şu anda ara emri aldılar ortaklar birbirlerine karşı. Ve bir de bir yerli iş adamımız varmış. Böyle açık göz bir iş adamımız. O da çıkacak ortaya. İsmini söylemeyelim. O da bir ara emricik almış veya almaya çalışıyormuş. Arazisi varmış o bölgede. Ve hiçbir yatırım yapılmıyor. Ama şu ana kadar 2-3 sene içerisinde kaç para toplandı bilir misiniz? Bütün gelir nereye gitti? Türkiye'ye gitti. Kimin cebine gitti? Bu patronların cebine gitti. Yarın ne yapacak bu patronlar bilin? Kilitledikleri gibi kapıyı kaçacaklar. 4 yılın sonunda yorgan o. %16 KDV'yi de zaten ödenmedi. Ödenmedi. 16 para, milyon peki, az bir para değil 16 peki, milyon dolar. Peki bir soru o zaman burada tartışalım. Onlara bu ihaleyi verenler, onlara göz yumanlar, hala daha bunun üstüne hükümet olarak gitmeyenler. Şimdi ben hatırlıyorum, Serdar Bey bütün kampanya boyunca dediydi ki geri alacağım, şaibelidir bu ihale. Geldi hükümete sustu, but yemiş bülbüle döndü. Özkan Bey çıktı dedi ki biz de karşıydık ama artık yapıldı, bir şey yapamam. Nasıl göç yasasında dediyse, nasıl külliyenin açılışında dediyse, hepsini yuttu ne dediyse geçmişte, burada da yuttu. Şimdi kriz ortaya çıktığında Hasan Taçoy da diyor ki Ulaştırma Bakanımız, bizi ilgilendirmez, onların sorunudur. Nasıl ilgilendirmez be Hasan Bey seni? Bu halkın parasını çalıyor bu iki ortak. Belki de anlaşmalı kavga ederler. Belki de anlaşmalı ara emri verdiler muhtemelen. Ve bu ara emri, bu mahkeme işleri bir müddet daha sürecek. Ondan sonra toplayıp pırtıya giderler. Bir hesap edin bakalım, kaç yüz milyon dolar cebe koydular.
Bunun hesabını vermeyecek mi? Bu ihaleyi yapanlar, verenler, verdirenler, normal demokratik bir ülkede olsa bakalım. Donlar ne kadar alırlar bunların, bu işi şey yapanların, mahkeme kanalıyla. Sen bu devleti ve bu halkı bu kadar zarar ettin. İşte o zaman böyle bir hükümetin devam etmesini siz ister misiniz? Veya elektrik kurumu gibi bir kurumu yöneten bir anlayışın, başbakanın bile elektrik kurumuna istihdam edilen 135 kişinin listesini alamadığı, Çalışma Bakanı aracılığıyla Sosyal Sigortalar Dairesi'nde yatırımlara bakarak liste tespit etmeye çalıştığı bir yönetimin devamını ister miyiz ya Aytubi biz? İstemek mi arkadaş? Yıkılsın bu hükümet. Özerk yönetimi istiyor musun? İşte Özerk. Özerk ama benim... Karışamayın ama şimdi ben başbakan. Şimdi ben de diyebilir miyim? Burası benimdir. Diyalog televizyonu benimdir. Patron benim. Tutarlar beni. Kolumdan atarlar dışarı. Nerede benimdir? Neresi Özerk'tir? Bir yasası var. Şu andaki mevcut yasasına hükümet yönetim kuruluna atar. Tarım ve Enerji Bakanlığı'na bağlıdır. Evet. Eğer herhangi bir borçlanmaya gideceyse önce borçlanma komitesini, önce yönetim kurulu, elektrik kurumunun karar alır. Ben borçlanmak istiyorum der. Borçlanma komitesini çağırır. Borçlanma komitesine Maliye Bakanı müsteşarı var. Bilmem başka dairelerin müsteşarları var. Onlar teknik olarak süzgeçten geçirir. Tamamısa bu borçlanma talebi Bakanlar Kurulu'na sunar, onaylarsa borçlanır. Bunlar hepsini kanun dışı bu işleri yapmadan yaptılar. Ve ben size şunu söyleyeyim, patladı bu bomba. Dün açıkladık işte, yakında her taraftan duyulacak. Geriye dönük çalışıyorlar, Bakanlar Kurulu kararı çıkartsın. Elektrik Kurumu'nun yönetimi Bakanlar Kurulu'ndan geçen hafta önerge sundular borçlanma için. Kahretsinler çünkü Sayıştay bin denkselerine çalışır. Yakalasın suç unsurlarını ki tespit etti yasa dışılıkları. Hakkını yemeyelim Bakanlar Kurulu'ndaki bir takım bakanlar hayır dedi. Geçen hafta yanlışsam Sayın Başbakan bağlanabilir yalan söyleyiniz et der. Reddettiler hayır dediler biz imzalamayız böyle bir karar almayız çünkü suç işleyeceğiz. Bunun hani borçlanma komisyonu raporu. Geriye dönük tarihli Sayın Ahmet Havuççu'nun önüne getirdiler belgeyi. Borçlanma Komisyonu, Maliye Bakanlığı Müsteşarı. Maliye Bakanlığı Müsteşarı. O da hayır imzalamam dedi. Ve çok doğru bir iş yaptı. Onun üzerine Sayın İsmet Hakim bir gün evvel, iki gün evvel Maliye Bakanlığı'nda UPB'den kalma müdürler işimizi engelliyor diye açıklama yapıp saldırır kendi müsteşarına. Maliye Bakanı da zaten cedibenin değil mi? Adam hala direniyor. Çünkü yasa dışı iş yapmamak istiyor. Ve bunları da onu zorluyor. Şimdi böyle bir anlayışın veya ben alırım ikişer kontenjan vererek yönetim kurulu üyelerine seç iki kişi Aytu, seç izledi iki kişi, seç Mehmet iki kişi. Al yenileri siz ve ilk önüne adam yönetim kurulu üyesi kızını aldı ya Aytu Bey işe. Ayıp be. Belediye, Değirmenlik Belediye Başkanı'nın kızını aldı. Bilmem kimin kızını aldı. Açıkla diyoruz var bir alta hafta, iki ay oldu. Açıkla be kardeşim madem isim listesini, madem biz yalan söylüyoruz, bilmiyoruz veya kötü niyetliyiz. Hayır açıklamam diyor. Dingil dingil gidin şeye kadar. Şimdi böyle bir hükümet bu yenilgiden sonra Cumhurbaşkanı dağınacak. Evet. Ve yamalı bir bohça yaratmak yanlıştır. Yani ikili, üçlü, beşli yeniden bir kapişari hükümeti yok. Halka gidilmesi lazım. 6 ay içinde böyle bir halk, evet. Ben bunu görüyorum. Peki. Ve bizim görevimiz Cumhurbaşkanlığı ve toplum liderliği katına bu işi layıkıyla yapacak birini ve bu da Sayın Akıncı'dır seçtirdikten sonra yine en geniş işbirliğini ki TDP ile BKP ve diğer kesim yanlısı veya demokrat, sosyalist, sosyal demokrat, ilerici kesimler bir aradadır şimdi. Bunu daha da ete kemiğe büründürerek toplumun önüne mecliste de çok güçlü bir grup ve alternatif yaratıp Kıbrıs Türk toplumunda bu başlayan devrimi, dönüşümü, reform talebini ileriye götürmektir. Peki. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim ve artık herhalde bu bizim son programlarımız oldu. Evet. Bir programımız kaldı. Bundan sonra sizin aracılığınızla da halkımızdan istirham ediyorum, rica ediyorum. Lütfen pazar günü sandığa gidelim. İrademize uygun davranalım. Bana ne, bize ne demek bize yakışmaz. Kendi irademize, kendi düşüncemize bir saygılı olalım. Ki dünya da bize saygılı olsun.
ve 5 yılda bir elimize geçen bu imkanı en iyi biçimde değerlendirelim. Kalkalım bir bayram sabahı kalkmış gibi, elimizi yüzümüzü yıkayalım, elbiselerimizi en temizlerini giyelim ve gidelim, kaldıralım böyle elimizi ve oy pusulasında 6. sırada, sondan bir önceki sıradadır Sayın Akıncı'nın karesi, hiç korkmadan, hiç çekinmeden mühürümüzü vuralım ve bu demokrasi mücadelesine, bu toplumun özgürlük mücadelesine, bu toplumun daha temiz bir yönetime, barışa ve huzura oluşma mücadelesinde hepimiz üstümüze düşeni yapalım. Peki. Teşekkür ediyorum. Evet, bitirirken haftanın tabii son iş günü, son detay programını gerçekleştiriyoruz. Bir üzücü ve bir sevindirici haberi paylaşarak bitireyim. Üzücü olan şu, Safiye Nadir'i kaybetti Kıbrıs Türk toplumu bu sabah. Bizim de yakından tanıma şansını bulduğumuz Kıbrıs Medya Grubu'nda çalıştığımız dönem Sayın Bilge Nevzat ve Asil Nadir'in değerli anneleri, onlara aileye başsağlığı diliyoruz. Onu ifade etmiş olayım unutmadan. Ve tabii sevindirici haber şu, bugün Diyalog Gazetesi 500. yayınını gerçekleştirdi. Saat 17'de bir kendi aramızda resepsiyonumuz olacak. Canlı yayında bu resepsiyonu paylaşacağız sizlerle. Bizim için sevindirici bir haber ve bugün itibariyle artık Kıbrıs Türk basınının en çok okunan gazetelerinden, iki gazetesinden biri, en çok satılan iki gazetesinden biri ve adım adım da zirveye ilerledi. Bu ilerleyişle ilgili de bu 500. sayının gururunu yaşıyoruz. Onu da ifade edeyim ve kapatırken son cümlemi de söyleyeyim. Başta söylediğim gibi pazar gün çok önemli bir seçim var. Zaten seçim üzerine konuştuk program boyunca da. Bizler Diyalog TV olarak sabah saatlerinden gece geç saatlere kadar, yani seçim sonucunu alıp üzerine yorumlarımızı yapana değin bir program hazırladık. An be an canlı yayınların olduğu ve tabii ki seçim sonuçlarının en hızlı ve doğru şekilde sizlere ulaştırılacağı bir pazar günü hazırlığını tamamlamış durumdayız. O yüzden tekrar pazar günü bir arada olacağız. Ekranlarda gün boyunca birlikte olacağız. Herkesi bekliyoruz Diyalog TV ekranlarına. Buradaki stüdyonun bir parçasını görüyorsunuz. Pazar gün tamamında size çok değişik bir hazırlık yaptık. Türkiye televizyonlarında daha önce gördüğünüz o seçim stüdyolarını burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de görme şansınız olacak. O kadar iddialı söylüyorum. Ve pazar günü görüşeceğiz ama detay programı için pazartesi günü tekrar birlikte olacağız ve çıkacak olan sonuçları tabii ki hafta başında tekrar yorumlayacağız. Herkese iyi günler, iyi hafta sonu tatilleri ve ben de Sayın İzzet İzcan gibi mutlaka demokraside sandıklar demokrasinin bir gerçeğidir, en önemli unsurudur. Hepimizin sandıklara gidip oyumuzu kullanmasında salık verelim ve tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi tatiller diyelim.